Ya bir şey sorabilir miyim? Sanırım siz içeride çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Dışarıdaki arkadaşlarınızın direnişini nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuna kadar destek veriyoruz arkadaşlarımız. Sadece anayasal hakkımızı kullandık, sendikaya üye olduk. Ve bu arkadaşlarımız sırf bu yüzden işten atıldı. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Biz sonuna kadar destekleyeceğiz arkadaşlarımız. Peki içeride sizin üzerinizde baskılar, direnişi desteklediğiniz için artıyor mu? Ne gibi baskılar yaşıyorsunuz? Yani şu an için baskı eski oranla yok gibi bir şey. Ama eskiden daha çoktu. Arkadaşlarımız çalışırken de moralik olarak yani psikolojik olarak baskı vardı. Ya abi, ha, şimdi şöyle bir şeyler var. Tamam, artık bilmiyorum bu oyun mudur ya da başka bir şey mi var? Şöyle şeyler var, sataşmalar var. Hani sendika üye olmuş olan arkadaşlarımız yani bizlere karşı sataşmalar var. Tahrikler var, söz atmalar var. Hani sen burada çalışma, geç dışarıda çalış. Yani hiç alakasız olmayan yere veriyor. Bu tür şeyler, sataşmalar var. Hani ağızda. İçerideki arkadaşlarınızın hemen hemen hepsi dışarıdaki direnişi destekliyor mu? Sendika üye olanların hepsi destekliyor. Kaç tane sendikası var içeride? Sendikası taşeronlar var. Taşeronlar evet, var. Taşeronlar. İşi bilmeyen. Ama onlar da yeni başladılar sanırım. Onlar da yeni başladılar. İsminizi söylemenize bir sakınca var mı? Yok, hiçbir sakınca yok. İsmim İlker Örnek. Sizin? Benim Serdar Çam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size destekliyoruz sonuna kadar.